Biz baştan beri bu davanın bir kumpas davası olduğunu söyledik ve söylemlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha son mütalayla birlikte görüyoruz. Gerçekten haksız, hukuksuz bir şekilde Kobani kumpas davası arkadaşlarımızın bu salonlarda yargılaması tamamıyla hukuksuz bir yargılamadır. Biz bu davaların buraya nasıl geldiğini çok iyi biliyoruz. Yani 6 sene sonra başlatılmış bir dosya, bir dava ve sarayın talimatıyla başlayan bir dava olduğunu bildiğimiz için gerçekten hakkında söylenecek söz bile bulamıyor insan. Şimdi bunu yorumlamak AKP iktidarının politikalarına, devlete nasıl çömelmiş yanına baktığınız zaman aslında şaşırmamak gerekir. Çünkü şu an devletin bütün kurumları AKP eksenli bir noktaya gelmiş. Yani AKP politikalarında şu an Türkiye'de hiçbir kurum kendi başına politika üretemez. Yani bağımsız değildir. Hepsi iktidarın yönlendirmeleriyle iktidarın politikaları eksenli bir çizgiye gelmiş. Ve bundan dolayı da şu an Diyanet'e bakıyorsun. En son bu davaya müdahil olmayan bir Diyanet kalmıştı. O da dahil oldu. Aslında mahkemede bütün bunları söylemek gerekirdi. Belki zaman darlığı, belki o anki şeyde insanın kafası başka yerde olduğu için bütün detaylara inemiyorsun ama yani düşünün, Diyanet en son davaya müdahil olan bir kurum oldu ve şöyle diyor, yani sanki bizim toplum ahlakına, değer yargılarına zarar veren bir anlayışımız varmış gibi bir dahil olma durumu yaşandı. Oysa buradan sormak gerekir. Yani gerçekten Diyanet, sen 6 yaşındaki çocukların tecavüze uğradığın, 6 yaşında çocukların evlendirilmeye ve cemaatlerde tecavüzlere uğradığı, 9 yaşındaki kız çocuklarına fetva çıkaran o din adına tacirleri diyeyim, bu insanlara karşı sen kampanya başlatman gerekirken, bunlara karşı mücadele vermen gerekirken gelip bu davaya müdahil olmaya çalışıyorsun. Bunu da ahlaka bağlıyorsun. Oysa bu toplumda en büyük ahlaksızlık 6 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz eden o cemaatlerde yaşanan sorunlardır. Biraz toplumun gerçek sorunlarına yaşanan adaletsizliklerdir. Kadın katliamlarıdır. Bunlara yönelik bir sözün yokken, yaşanan adaletsizliklere, haksızlıklara karşı bir sözün yokken gelip Kobani davası ki tamamıyla haksız, hukuksuz bir dava olduğunu görüyoruz. Ve AİHM'in de bu davaya karşı da yani vermiş olduğu kararlar olmasına rağmen bu dava halen talimatın, yani iktidarın talimatı ve Cumhurbaşkanı'nın kin ve intikam duygularıyla devam eden bir dava oluyor. Başka ne edinebilir ki böyle bir anlayışla? Şöyle, biz bunları söylerken, çünkü bu dava daha çok o süreçte mesela iktidarın da kendisinin övündüğü işte çözüm sürecinin başlatırken bizim partimiz HDP'yi de o çözüm sürecinin bir ortağı olarak alana sürdü ve tabii ki biz sürecin yanlışlıkları, yani hani içinde eksiklikler olabilir ama doğru bir adımdı. Yani her sorunun biz bu ülkede diyalog yoluyla demokratik zeminlerde çözülmesinden yana olduğumuzu parti olarak hep söyledik ve buna inandık. Yani o sürecin ne olduysa, yani gerçekten halen perde arkası ne oldu da iktidar elinin tersiyle onu bir kenara attı ve yani birlikte arkadaşlarımızı da bu yola sürerken şimdi de bu yargılama o süreç üzerinden bize bir suçlama olarak dönüyor. Mesela biz onun yani doğru bir süreç, yani şu an bile bunu mahkemede de söyledim, şu an bile biz yine barıştan yanayız, diyalogtan yanayız, sorunların çözümünden yanayız ve bu sorunun çözümünde o dün nasıl ki adres belliyken adresi, çünkü çatışan taraf biz değiliz. Yani biz bunu söylerken bir
gerçekliğe dikkat çekmek istiyoruz. Yani biz demokratik siyaset yapan bir partiyiz. Ama zemininde, yani mücadele zeminde, çatışmalı zeminde biz yokuz. Onun için savaşan taraflar arasında, yani bir ister, yani bunun muhatabı Sayın Öcalan dedik. Yani bu bir gerçek. Eğer öyle olmasaydı dün bu zemini AKP iktidarı yürütmezdi. Tabii ki biz onu değerlendirirken, biz bunları dile getirirken onun yanlış olduğunu değil, aslında doğru bir başlangıçtı. Çünkü adres burasıydı. Bugün bile eğer gerçekten bu ülkede bir çözüm, bir şey isteniyorsa yine doğru adres orasıdır. Yani biz tek başımıza, evet biz bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bunun tarafıyız, taraftarıyız. Tarafı değil. Tarafı derken şöyle tarafı oluruz ancak. Yani tarafımız şudur. Demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, birlikte bir arada yaşamanın, barıştan yana olmanın bir felsefesine sahip olan bir partiyiz. Onun için bu çözümün adresinin gelişmesi, biz her türlü katkıyı parti olarak verileceğine inanıyoruz. Onun için biz adresi doğru Sayın Öcalan olarak veriyoruz. Ülke bir hal, öyle bir hale gelmiş ki doğru bir cümleye bile karşı yapılan bir karşı kırım yargısı var. Yani insanlar artık kendi düşüncelerini, kendi bakış açılarını ifade etmekte zorlanıyor. Böyle bir gerçeklik var. Yani bunu vicdanen de söyleyen cezaevlerine konuluyor. Bunun, buna bedel ödetiliyor. Sistem bütün kurumlara, yani var olan iktidar bütün kurumları zaptur altına almış ve istediği tüm uygulamaları kurumlar üzerinden uygulayabiliyor. Böyle bir gerçeklik var. Onun için biz bu davayı, yani davaları sadece hakimlerin, yargının vereceği bir karar olarak bakmıyoruz. Kararları iktidar ve sarayın perspektifiyle ve onun çizdiği rotayla yürüdüğüne inanıyoruz. Ve iktidarın çıkarı bugün neyse, yani yarın eğer çıkarı başka bir zemindeyse bunu değiştirebilirler. Yani onun için diyorum, yani iktidar evet, eğer seçim sürecinde milliyetçilik söylemleriyle, ırkçılık söylemleriyle, Kürt düşmanlığı veyahut da karşıtı söylemler üzerinden eğer çıkarını buluyorsa, yarın öbür günkü yerel seçimlerde de yine bu iktidarı, bu yargıyı, bu mahkemeyi, Kobani davasını bize karşı o şekilde kullanıp öyle sürdürecek. Yok eğer gerçekten artık ülkenin nefes almasını ve artık tıkanmış ekonominin çökertmiş olduğu ve sorunların hat safhaya ulaştığı bir noktadan gerçekten bakılıp akıllarını başlarına almayı düşünürlerse ve ülkeyi biraz daha rotasını başka bir yöne çevirirlerse, bu davada yine o rota ekseninde olacağını düşünüyorum. Umarım biz yine de şöyle bakmalıyız. Yani istem başka bir şeydir. Beklenti başka bir şeydir. Yani isteğimiz odur ki doğru temelde bir yaklaşım sergilesinler. Ama görünen tabloda maalesef bunu göstermiyor. Yani kurdukları ittifaklara baktığınız zaman, söylemlere baktığınız zaman, hedef gösterdikleri biz, partimiz ve tüm siyasi çevreler, işte demokratik çevreler, kurumları hedef aldıklarına baktığımız zaman, en ufak bir söylemde bile insanların nasıl hedef gösterdiklerini gördüğümüzde o maalesef o umudu taşımıyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki biz bu ülkede yeni bir anayasa ihtiyacımız var. Keşke samimi olsalar bu söylemlerinde. Çünkü var olan Kenan Evren Anayasası'nın halen hayatta tutan ve yürürlükte tutan yine bu iktidarın kendisidir. Bu dava gerçekten bir kumpas davası.
ve Kürt siyasetinin demokratik zeminde hayat bulmasına karşı bir çökertme davasıdır. Onun için bu davanın bir an önce beraatle sonuçlanması gerekirken halen arkadaşlarımız 7 senedir ve ben de bunu zaten dışarıdan yargılanan biriyim. NYK üyesi olduğum için. Ama iddianamenin içine baktığınız zaman bomboş gerçekten. Sadece savcının bizi suçlama için düzmece kendi kanaatini, yorumunu ekleyerek bir suçlama çıkarmak istediği bir dava olduğunu görüyoruz. Yoksa bizim yaptıklarımıza, benim yaptıklarımla alakası olan bir dava değil.